Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kıyır kıyır tam kıvamında ve çok lezzetli cevizli tahinli kurabiye tarifi hazırladım. Fırından yine çıkmış kurabiyelerimi gösterip hemen bu güzel tarifin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağı ve yaklaşık 50 gram kadar margarini koyuyorum. Ben beklememek için margarini erittim. Dışarı önceden çıkarmamıştım ama sizler önceden bekletip yumuşatırsanız daha güzel olacaktır. Bir çay bardağı da şekeri ilave ediyorum malzemelerimin üzerine. Şimdi de iki yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum ve diğerlerini yine kurabiye hamurumun içerisine aktarıyorum. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyorum. Yoğurdu da ekledikten sonra kurabiyelerimizin daha kıyır kıyır olması için 2 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi kullanıyorum. Şimdi eklemiş olduğum tüm malzemeleri bir çırpma teli yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Kurabiye malzemelerimi güzelce çırptım ve homojen bir kıvam elde ettim. Şimdi kurabiyemin içerisine un ilave ediyorum. Sizlerin de göreceği üzere ben tüm tariflerimde unu bardakla ölçerek veriyorum ki sizler de tarifi denediğinizde tam sonuç elde edebilin. Yanıma 3 bardak un aldım. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Çünkü kurabiye tariflerinde unu toplu halde eklemek kurabiyenin kıvamını yakalayamamanıza neden olabilir. Çok un ilave ederseniz katı bir kurabiyeniz olur. Az ilave ederseniz de kurabiyeniz yayılır. Şimdi ben 1 paket kabartma tozunu ve toplamda 3 su bardağı unu azar azar, yavaş yavaş ilave ettim ve spatula yardımıyla da karıştırdım. İlk aşamada spatula kullanıyorum ki hamur böyle iyice bir toplansın. Hamur toplandıktan sonra spatulayı bırakacağım ve yoğurma işlemine elimle devam edeceğim. Evet ben bu kurabiye hamurumda toplamda 4 su bardağı un kullandım kullanmış olduğum su bardağım klasik 200 milimlik su bardağı. Yine dördüncü bardak unumu da önce yarısını ilave ettim. Güzelce elimle yoğurdum. Sonra da kalan diğer yarısını ilave ettim. Ve sizlerin de göreceği üzere bu şekilde bir kıvamı olacak kurabiyenin. Bu hale gelince artık un ilave etmeyi bırakıyoruz. Kurabiye hamurumun kıvamını şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Böyle ele yapışmayan, pürüzsüz bir kıvamda olmalı. Şimdi de hazırlamış olduğumuz kurabiye hamurumuzu bir hamur matının üzerine alalım ve böyle parmak uçlarımızla bastırarak hafifçe bir genişletelim. Ardından üzerine bir tane yağlı kağıt koyarak merdane yardımıyla hamurumuzu açmaya başlayalım. Üzerine koyduğumuz yağlı kağıt sayesinde hamur merdaneye yapışmayacak daha rahat bir şekilde açmamızı sağlayacak Aşağıdan yukarı açtıktan sonra bir de böyle enlemesine de merdane yardımıyla hamuru açarak genişletiyoruz Çok ince bir hamur olmayacak açtığımız hamur böyle 1-2 santim kalınlığında açmamız yeterli Evet, açmış olduğumuz bu incelik yeterli. Şimdi üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum ve kurabiye hamurumun kenarlarını böyle elimle düzeltelerek dikdörtgen bir form almasını sağlıyorum. Şimdi de kurabiye hamurumun üzerine yaklaşık 1 çay bardağı kadar tahini bir kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde döküyorum. Tahini her yerine döktükten sonra bir spatula ya da bir fırça yardımıyla tahini hamurumuzun üzerine güzelce bir şekilde yayalım. Kanalıma ilk defa bu video sayesinde geldiyseniz eğer kanalıma destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir çay bardağı tahini hamurumun üzerine spatula yardımıyla güzelce bir yaydım. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar şeker döküyorum. Ben şekeri fazla kullanmadım çünkü hamurunda bir çay bardağı şeker kullandım. O yüzden şekeri fazla kullanmıyorum. Bir yemek kaşığı kadar şeker yeterli geliyor bu tarifte. Şekeri de üzerine serpiştirdikten sonra şimdi de ceviz ilave ediyorum. Cevizleri böyle çok inceltmeyin. İri kıyım olması bu kurabiye ayrı bir rezzet verecektir. Cevizleri de tüm kurabiye hamurumun üzerine gelecek şekilde iyice bir yayıyorum. tahini, cevizi ve şekeri ekledikten sonra hamurumuzu bu şekilde katlayarak bir rulo yapmaya başlıyoruz. Rulo yaparken hamurumuzu sıkı sıkı sarmaya dikkat edelim. Çok gevşek olmasın. Böyle biraz hamur matını da arada havaya kaldırarak rulo yapmaya devam ediyorum. Bu arada kanalımda birbirinden farklı ve güzel başka kurabiye tarifleri de var Onun bağlantı linkini de hem açıklama kısmına Ayrıca buraya da bırakıyorum Dilerseniz tıklayıp o tariflerimde izleyebilirsiniz Evet hamurumu güzelce rulo haline getirdim son aşamada yine hamur matırımdan Faydalanarak Üzerine katlayıp Güzelce sıkı sıkı sardım Şimdi e, Üzerine bir adet kenara ayırmış olduğum yumurta sarısını süreceğim. Öncesinde elimle güzelce bir düzelttim hamurumu. Kenara ayırdığım bir adet yumurtamı fırça yardımıyla böyle güzelce bir karıştırdım ve ardından e, rulo yapmış olduğum tahinli kurabiyemin her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bu sayede kurabiyelerimin üzerinin daha parlak olmasını sağlayacak. Şimdi güzelce yumurta sarısı sürdüğüm kurabiyemin üzerine son olarak da beyaz susam serpiştiriyorum. Bu kurabiyeye susam çok yakışıyor ve ardından bir bıçak yardımıyla kurabiyelerimi kesip yağlı kağıt serili olan fırın tepsime aralıklı olarak diziyorum. Kurabiyeleri keserken de fırınımızı 180 derece alt üst ayarda açalım ve fırınımız ısınsın. Şimdi hazırlamış olduğum kurabiyelerimi fırına gönderiyorum. 180 derece alt üst ayarda yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kurabiyelerimiz çok güzel kızardılar. Bu arada fırından çıkardıktan sonra kurabiyelerimizin ilk sıcaklığının çıkması için bir 15 dakika kadar dinlendirelim. Ardından servis tabağına alabilirsiniz. Kış günlerinde çayınızın yanına eşlik edecek çok lezzetli kıyır kıyır bir tahinli cevizli kurabiye tarifini tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Kurabiyemin kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye oldu. Bu güzel tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.